Son dönemlerin dikkat çeken ve hakkında en çok konuşulan ülkesi Çin'den bahsedeceğiz bugün. Çin, bilindiği üzere oldukça ilginç alışkanlıklara ve yaşam tarzına sahip. Dünyanın hiçbir yerinde karşılaşamayacağınız şeylerle Çin'de karşılaşabilir ve bunlar size garip gelse de onlar için oldukça normal olduğunu fark edince daha da şaşırabilirsiniz. Gelin sadece Çin'de yapılacak en ilginç şeylerden bahsedeceğimiz videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Bir, yemek alışkanlıkları. Sadece Çin'e özgü tuhaf alışkanlıklardan bahsedeceğimiz videomuza sıra dışı yemek alışkanlıkları ile başlıyoruz. Öncelikle Çinliler her şeyi yiyorlar. Çinlilerin tüm dünyadan farklı olarak ilginç bir yemek kültürü bulunuyor. Sürüngen hayvanlardan tutun da yürüyen, uçan, yüzen hayvanlara kadar her şeyi yiyorlar. Geleneksel mutfaklarında büyük yer tutan köpek ve timsah eti ise net bir şekilde çok ilginç bir damak tadına sahip olduklarını gösteriyor. Çinlilerin ilginç yemek alışkanlıklarına verilecek bir diğer örnek ise bakir çocuk yumurtaları. 10 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının idrarında yumurtaları haşlayan Çinliler sonra bu yumurtaları afiyetle yiyorlar. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu şekilde pişirilen yumurtaların düşünüldüğünün aksine sağlığa çok zararlı olduğu ortaya çıkmış. Bu yüzden Çin'e giderseniz gelen yumurtanın Tongzi Dan adı verilen bu bakir çocuk yumurtası olup olmadığını mutlaka sorun. Son olarak ülkenin bazı noktalarında sokaklarda yılan, kaplumbağa, yarasa başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan da satılmakta. 2. Hava kirliliği. Sadece Çin'de yaşayacağınız bir diğer ilginç şey ise hava kirliliği. Birçoğunuz dünyanın her noktasında hava kirliliği var diye düşünüyor olabilir. Ancak Çin, dünyanın en kirli havasına sahip. Durum öyle vahim ki, Çin'de yılın bazı zamanları nefes almanın karşılığı günde 21 sigara içmeye eşit hale geliyor. Hatta ülkedeki hava kirliliği Pasifik Okyanusu'nu aşıp San Francisco'ya ulaşarak şehir kirliliğinin 1/3'ünü oluşturuyor. Aynı zamanda ülkede hava kirliliğinin artması Kaliforniya'daki yıllık kar yağışını da artırıyor. Ancak pratik ve zeki olan Çinliler bu probleme kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Birçok süpermarkette farklı lezzetlerde konserve kutularında hava satılıyor. Farklı lezzet ve kokularda satılan bu kutu havalar, Çin'in gerçekten benzersiz bir ülke olduğunu kanıtlıyor. Öyle değil mi? 3. Mağaralar. Mecbur kaldığınız için yaşamınıza bir mağarada devam etmek zorunda olduğunuzu bir düşünün. Eminiz bu mecburiyeti birçok kişi için hayal etmesi bile zor bir durumdur. Ancak mağarada yaşamak Çinliler için hiç de kötü bir şey değil. Çünkü hali hazırda Çin'de yaklaşık 35 milyon kişi mağaralarda yaşıyor. Ancak ulaşımın, ısınmanın ve beslenmenin zor olması mağaraları pek de yaşanabilir yerler haline getirmiyor. Fakat günlük 1 doların altında yaşamak zorunda olan yoksul Çinli halkın mağaralardan başka bir seçeneği yok gibi. 4. Süpermarket. Sadece Çin'de karşılaşabileceğiniz bir diğer ilginçlik ise tüm büyük süpermarketlerde köpek balığı ve timsahların bütün şekilde parçalara ayrılmadan satılmasıdır. İnsanlar bu hayvanların sadece bazı yerlerini yemelerine rağmen Çin'deki süpermarketlerin çoğu köpek balıklarını ve timsahları bütün satıyor. Ayrıca Çin'deki bazı şehirlerde metro istasyonlarında bulunan otomatlarda plastik kutularda canlı yengeçler satılmakta. Bu uygulama dünyanın hiçbir yerinde karşılaşamayacağınız sıra dışı bir uygulama. Öyle değil mi? 5. Tek saat dilimi. Çin çok büyük ve geniş bir ülke. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu büyük ve geniş ülke sadece tek bir saat dilimini kullanıyor. Greenwich artı 8 saat dilimini kullanan Çin, eğer bu tip bir kanuna sahip olmasaydı 5 ayrı saat dilimi kullanılacaktı. Fakat ülke genelinde tek bir saat dilimi kullanılmakta ve bu ülke genelinde büyük sıkıntıların yaşanmasına sebep olmaktadır. Mesela eğer 1 Ocak tarihinde Tibet'te bulunursanız güneş tam olarak 09:41'de doğmaktadır. Yani işe karanlıkta gitmekten başka çareniz yok. Ayrıca 1 Temmuz tarihinde Mançurya'da olursanız da durumun tam tersini yaşayacaksınız.
Bu tarihte Mançurya'da güneş gece 3'te doğmaktadır. 6. Su kirliliği. Hava kirliliğinden sonra gelin şimdi de Çin'deki su kirliliğinin ileri boyutlarına bakalım. Çin'in bazı bölgelerindeki su kirliliği tamamen kontrolden çıkmak üzere. Ülkede yaşanan hava kirliliği pek çok kez gündeme gelse de su kirliliği de aynı oranda tehlike arz ediyor. Rengi kırmızıya dönmüş nehirler, alglerle ve petrol sızıntılarıyla dolmuş göller, denizler Çin'deki su kirliliğini net bir şekilde göstermekte. Nüfusun yarısı ise bazı hastalıklara sebep olan kirli suları içmek zorundalar. Çünkü Çin'in kanalizasyon arıtma ve drenaj sistemi yeteri kadar çalışmamakta. 7. Face Skinny. Dünyanın birçok yerinde insanlar bronzlaşmak için zaman ve para harcıyorlar. Oysa Çin'de bronz bir ten sahibi olmak istenen bir şey değil. Bu nedenle Batı kültürlerinde bronzlaşmak için sarf edilen efor Çin'de beyaz bir tene sahip olabilmek için harcanmakta. 2004 yılında yüzleri güneşten korumak isteyenler için Face Skinny adında bir ürün geliştirilmiş. Face Skinny hem güneş yanıklarından koruyor hem de cildin beyaz rengini muhafaza ediyor. Peki siz güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve bronzlaşmamak için Face Skinny kullanır mıydınız? 8. Sosyal medya. Çin'le ilgili bir diğer şaşırtıcı bilgi ise 2009 yılından beri ülkede Facebook ve Twitter'a erişimin engellenmiş olmasıdır. Fakat işin bir diğer ilginç tarafı ise engelli olmasına rağmen Facebook'un 95 milyon Çinli kullanıcısının olmasıdır. Facebook ve Twitter'ın yanında Çin'de YouTube'da bir diğer yasaklı sosyal paylaşım sitesidir. Ancak tüm bu yasaklara karşılık Google, dünyadaki en büyük plak şirketlerinden biriyle olan anlaşması nedeniyle Çin'de bedava ve yasal müzik indirme imkanı tanımaktadır. 9. Yeni Yıl Tatili. Çin'e ait bir diğer ilginç özellik ise Yeni Yıl tatilleridir. Öncelikle Çin'de Yeni Yıl, dünyanın geri kalanıyla aynı gün kutlanmıyor. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak'ta 20 Şubat tarihler arasındaki yeni aya düşmektedir. Ayrıca dünyanın aksine Çinliler yeni yılın gelişini bir gün değil tam 15 gün boyunca kutluyorlar. Geleneksel Çin ay güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivali olan Çin Yeni Yılı kesinlikle alışılmışın dışındadır. 10. Şekilli meyveler. Kare elma ya da kalp şeklinde karpuz yemek istemez misiniz? Bu şekilde karpuz veya diğer meyveleri yemek eğlenceli olsa gerek. Çinliler tasarladıkları kalıplar sayesinde başta karpuz olmak üzere diğer meyveleri istedikleri şekil ve boyutta tüketebiliyorlar. Hayatın hemen hemen her alanında farklı ve tuhaf olmayı tercih eden Çinliler şekilli karpuzlarıyla meyve alanında da farklı olmayı başarmışlar. 11. Trafik sıkışıklığı. Nüfusun çok fazla olması elbette ülkede günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bu etkilerin başındaysa trafik gelmekte. Çin'deki trafiğin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için tek bir örnek vermek yeterli. Şangay, tarihin en uzun süren trafik sıkışıklığını yaşamış. Öyle ki bu uzun trafik sıkışıklığı 12 gün sürmüş ve 100 kilometreye kadar ulaşmış. Bu uzun trafik sıkışıklığıyla da Çin bu konuda dünya rekorunu hala elinde bulunduruyor. 12. Hayvan anahtarlık. Sadece Çin'de karşılaşabileceğiniz bir diğer şey ise canlı hayvanların olduğu anahtarlıklar. Ülkede kaplumbağa, balık ve kertenkele gibi canlı hayvanlar küçük plastik poşetler içine konuluyor. Daha sonra da anahtarlık olarak satılıyor. Başkent Pekin'de ise çocuklar oyuncak yerine küçük poşet ve kutularda hapsedilmiş canlı hayvanları alıyorlar. Anahtarlık gibi elle taşınabilen poşetlere konulan hayvanlar 1 Euro'dan biraz fazla bir paraya satılmakta. Satıcılarsa günde yaklaşık 50'ye yakın anahtarlık satıyorlarmış. Ayrıca çok kısıtlı bir alana hapsedilen hayvanlar 3-4 gün içinde yetersiz oksijen sebebiyle hayatlarını kaybediyorlarmış. Bunun dışında özellikle küçük kaplumbağaların bakteri taşıdığı ve dokunulması durumunda insan sağlığı için tehlike oluşturduğu da bilinmekte. Neyse ki bu insanlık dışı uygulama hayvan hakları savunucularının tepkisini çekmiş. Peki siz ülkemizde içerisinde hayvanlar olan anahtarlıklar satılsa satın alır mıydınız?
bu ve Çin'de yaşanan diğer ilginçlikler hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.